Babama mesela şu sorulmuştu. Denmişti ki asgari ücreti 5.000 lira vaat ediyorsunuz denmişti. Babam bir çıkış yapmıştı. Hayır demişti, ben vaat etmiyorum. Ben bir proje ortaya koyuyorum. Ya bunların hiçbiri vaat değil. Bunlar bir projenin eseri. Bugün de aynı şey geçerli. Biz onu söylediğimiz tarihte biz bir proje koyduk ortaya. Asgari ücretin 5.000 lira olması. Bu vatandaşın evet daha fazla para sahibi olması anlamına geliyordu. Ama bunun yanı sıra devletin aslında tüketim kabiliyetiyle birlikte devletin, ülkenin bir ticaret hacmini geliştirme manasına geliyordu ve burada ekonomi birçok denklem var. Yani bunu da söylerken esasında milli ekonomi modeliyle birlikte söylüyordu. Kendi oluşturduğu, kendi yazdığı milli ekonomi modeliyle birlikte. Şu an dünyada liberal bakış açısının, kapitalist anlayışın ekonomiye dair bu tip bakış açılarının artık işlemediğini çok rahat bir şekilde gözlemliyoruz. Ve bu sistemin değiştiğini de görüyoruz. Peki bu sistemin yerine hangi sistem ikame oluyor? Ne yapıyorlar? Neyi koyuyorlar? Yani o liberal bakışı, kapitalist bakışı ortadan kaldıracağız dünya olarak. Tamam, ne koyacağız yerine? İşte yerine koyulan şu anda milli ekonomi modeli. Bakın 2008 yılında Amerika mortgage krizi yaşadığında, 2005 yılında senyoraj geliri bir ülkenin en güçlü gelir kapısıdır diye kitabına yazdığı, milli ekonomi modeline yazdığı unsuru Amerika hayata geçirdi. 2008 yılında bunu kullandı. Avrupa darboğaza girdiğinde, enflasyon krizine girdiğinde 2011 yılında QE dediğimiz, yani quantitative easing, yani parasal genişleme, bunu hayata geçirdi. Aynı senyoraj gelirini elde etmeye başladı. Ve biz 2013 yılında Duma'ya gittik. Rusya'nın meclisine babamı ağırladılar ve 5 saat boyunca babam kendi modelini burada anlattı. Ve orada dediler ki evet biz bugün artık bu modeli uygulayacağız. Sadece bunlar mı? Mesela çokça gündem olmuştur 2015-16'larda. IMF sepetine, IMF'nin bir para sepeti vardır. Bu para sepetindeki bulunan paralar rezerv paradır. Yani hard currency olarak görülür. Bu paraların içine yuan'ı ekliyoruz. Yuan eklenecek mi, eklenmeyecek mi? İşte dedikoduları falan. Yani burada doların tedavülde oluşu, dolaşımda oluşu ciddi anlamda darbe yemişti. Ve bunun yerine yeni paralar ikame edilmiş. Tabi bu süreçler bugün hala yaşanır. Mesela bizim o günkü projelerimizden biri neydi? Hala bunları söyleriz. Her Türk vatandaşına 1.000 TL o gün şartlarında, ki bu paraları biz elbette ki güncelleyeceğiz mevcut ekonomik ve enflasyonist ortama göre, vatandaşlık maaşı vereceğiz dedik. Evet, buna da belki itibar etmediler. Ama aslında bunun altında bir proje vardı. Bunun altında bir fikir vardı. Bunun altında bir anlayış vardı. Bu neydi? Bugün bu dünyada en çok tartışılan şeylerden biri basic income adı altında evrensel temel gelir. Bütün dünya bunu tartışıyor. Bu Finlandiya'da pilot bölgelerde uygulanıyor. Hollanda'da pilot bölgelerde uygulanıyor. Amerika'nın belli bölgelerinde uygulanmaya başlanıyor. Ve dünya diyor ki ya biz her vatandaşımıza evrensel bir temel gelir vermemiz lazım. Yani bu insanın hayatını öyle veya böyle sürdürebileceği bir ortam oluşturmamız lazım. Bu şimdi dünyada uygulanmaya başlıyor. Türkiye bu noktada önce olacak ülke, çünkü bu fikrin çıktığı topraklar buralar. Bunu kullanmayı, bunu uygulamayı biz aslında insanlarımıza anlattık. Bakın dün o kadar sosyal medyada insanın içini acıtan bir şey okudum ki. Bir tane işte ablamız, ben diyor işte şu yaştayım, evlendirildim, şöyle yaşadım. O kötü, yani çok üzücü bir hayat tablosunu ortaya koyuyor. Ezilmiş ve evladıyla tek başına kalmış bir hayatı anlatıyor. Ve sonunda şunu söylüyor. Diyor ki ya artık kopsun kıyamet diyor. Ya ne olacak ki benim için diyor. Bu o kadar üzücü bir şey ki insana bunu dedirtiyoruz. Ama bunun önüne geçmenin bir formülü var. İşte bu insan para sahibi olsaydı, bu insanın bir geçim derdi olmasaydı bu kadın böyle söylemeyecekti. Bu kadını bu hayata mahkum eden şey bu parasının olmayışı. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Kadınımızın özgürlüğü, kadınımızın özgürlüğü. Ya kadınımıza özgürlüğü, ekonomik özgürlüğünü vermeden nasıl verebilirsiniz? Bunun bir mantığı var mı? Gençlere özgür bir ortam oluşturacağız. Ya gencin ekonomik özgürlüğü olmadan nasıl bir özgür ortamı olabilir? Bu mümkün bir şey değil ki. Bu sadece sizin sözde insanları ikna etmek için, belki uyutmak için, belki siyasetten işte oylarını almak için söylediğiniz bir şeyler. Ya bakın bu ülkede KYK veriliyor. Kredi Yurtlar Kurumu burs veriyor. Bunun yanı sıra kredi veriyor. Ve bu krediyi faiziyle birlikte üniversiteli gençler mezun olduktan sonra tahsil ediyor. Bizim bakışımızda devlet nedir? Devlet babadır. Baba evladına faizle borç verir mi? Çok basit bir soru soruyor. Ya sen babasın. Evladına diyorsun ki oğlum sana 100 lira, bana bir dahaki ay bunu 110 lira olarak getir. Ya o çocuk o babaya artık itibar eder mi? Sen koca bir devletsin. Bu çocuğa kredi adı altında faize mahkum ediyorsun. Ve bu çocuğun geleceğini belki de karartıyorsun. Böyle bir gençliğimiz var, böyle bir kadınımız var. Yani bunlara ekonomik özgürlüğü vermeden hiçbir özgürlüklerini sağlayamayız. Dolayısıyla aslında bizim Bağımsız Türkiye Partisi olarak söylediğimiz
Hüseyin Baş olarak söylediğim, yıllardır Aydar Baş'ın söylediği, bu insanlara ekonomik özgürlüklerini sağlayacağız. Bu insanların geçim problemleri olmayacak. Bu insanlar mutlu bir ülkede yaşayacak ve kendi özgürlüklerini, kendi kararlarını, kendi geleceklerini kendileri oluşturacak. Bu ortamı bunlara sağlarsak, evet, güzel bir ülke inşa etmiş oluruz. Aksi evet. halde kendi çizdiğimiz sınırlar içerisinde, hükümetin, yöneticinin veya şunun bunun neyse, sana çizdiği sınır içerisinde bir basitleştirilmiş özgürlük alanı, orada işte bunu yaşa, şunu yaşa gibi bir hayat olacak. Ki bunu biz de Bağımsız Türkiye Partisi olarak kabul etmiyoruz. Bunu değiştirmek istiyoruz. Evet.